Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere Sims 4'te gerçekçi modları hangi sitelerden buluyorum, biraz bundan bahsetmek istiyorum. Bu arada modları nasıl indireceğinizi bilmiyorsanız, daha önce bununla ilgili video çekmiştim. Hem açıklamalar kısmından hem de yukarıya bir yere eklemeye çalışacağım. Oraya tıklayarak da nasıl modları ekleyebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Bu arada videoda paylaşacağım linkleri de açıklamalar kısmına eklemiş olacağım. Eğer videoyu izlemek istemezseniz direkt o linklere tıklayabilirsiniz. Fakat benimle beraber izlerseniz ve yorum yapıp beğenilerinizi de esirgemezseniz bu tarz videoları daha çok sık çekmeye başlarım. Çünkü beğenildiğini anlarım. Çok teşekkür ederim şimdiden benimle izleyeceklere. Çok uzatmadan başlamak istiyorum. İlk custom content üreticimiz Vitesa Sims diye birisi. Bu üreticiyi gerçekten çok beğeniyorum. Burada bir sürü kategori görebilirsiniz. Ben hepsini tek tek göstermeyeceğim, video çok uzun olmasın diye. Mesela iLenses kategorisine bir bakalım. Burada çeşitli lenslerle ilgili gerçekten çok güzel tasarımlar var. Yani bakar mısınız? Çok gerçekçi. Ve indirmesi de çok kolay. Onu da göstereceğim birazdan. Yani bu mesela gerçekten tam böyle Kore tarzı olmuş. Yine bunlar çok güzel, çok gerçekçi. Mesela bakın burada hem göz kapağı hem de lens içeren bir çalışma yapmış. Buraya tıklıyoruz mesela. Göstereyim nasıl indireceğimizi. Buraya tıkladığımızda aşağı doğru iniyoruz. Buradaki download yazan kısmı tıklamamız yeterli oluyor. Download'a tıklıyoruz ve buradan kaydete tıklıyoruz. Şu aşağıya hemen iniyor. Buradaki cluster'a tıkladığımızda inmiş oluyor package dosyamız. Bakın mesela burada şunu da yazmış. Mesela göz kapağını face paint, yani yeni yüz boyaları kısmı var ya, kategorisi oraya gelecekmiş. Bunu gösterdim. Başka bakalım mesela neyi gösterebilirim burada? Bir de genetics kısmına bakalım. Burada çok güzel çiller var mesela. Yüz ayrıntıları, daha gerçekçi simler yapmak istiyorsak, yani hepimizin cildinde lekeler var. Bu tarz hem ciltlekileri hem de çilleri ekleyebiliriz. Yine bu tarz daha çok güzel gerçekçi kaşlar var. Bakın erkekler için de var. Çok uzatmak istemiyorum. Siz daha iyi incelersiniz. Zaten nasıl indirmeniz gerektiğini göstermiştim. Bu siteyi şimdilik bırakıyorum. Diğer bir sitemiz ise Patreon'dan göstermek istiyorum. Burada Sinefora diye birisi. Patreon normalde ücretli de kullanılabilen bir uygulama. Ama ben hani bunu ücretsiz kullanmayı tercih ediyorum şu şekilde. Mesela şurada tier kısmına bastığımızda public kısmı var. Bu public kısmı üreticinin herkes için ürettiği custom content'ler yer alıyor. Mesela public'e tıkladığımda gerçekten çok gerçekçi ciltler var. Mesela buraya baktığımızda 5 farklı ten rengi mevcutmuş. Nereleri kapsadığıyla ilgili özellikler de yer alıyor. Mesela işte teen'den yaşlı kategorisine kadar kullanılabiliyormuş. Ya da bir sürü bununla ilgili içerikler var. Şimdi burada nasıl indireceğinizi gösteriyorum. Aslında bunu indirmek çok kolay. Mesela bu Camellia skin'i beğendiniz. Buraya tıkladığınızda direkt iniyor. Yine kaydet diyorsunuz. Yine package dosyamız inmiş oluyor. Sonra dediğim gibi mod klasörüne atıp yükleyip kullanabiliyorsunuz. Bu sayfayı da çok uzatmayacağım. Siz aşağıya indikçe diğerlerini inceleyebilirsiniz. Diğer bir site aslında The Sims Resource'dan geliyor ama ya ben bu Lea Lilith'in gerçekten tarzına bayılıyorum. Çok gerçekçi yine saç modelleri üretiyor. Yani mesela bakalım bir tanesini beraber. Mesela bakın ne kadar güzel yapmış. Gerçekten hani bu kızı çok beğendiğim için kullanmak istedim. Ay bu arada kız dedim ama kızın emin değilim. Öyle demeyeyim. Bu üreticiyi çok beğendiğim için kullanmak istedim. Yine çok gerçekçi, çok doğal. Böyle hani hem salaş tarzda hem özel günler için kullanabilecek tarzda saçlar üretmiş oluyor. Bununla ilgili indirmeyi göstermeyeyim. Çünkü daha önceden mod nasıl indirilir videomda zaten The Sims Resource'dan indirmiştim. Çok da popüler bir site olduğu için çok değinmek istemiyorum. Diğer siteye geçeyim. Diğer bir site ise Aleyna Lina. Patreon'da yine birisi. Bir içerik üreticisi yine. Burada da aşağı doğru indiğimizde çok güzel kıyafetler görebiliyoruz. Yani bakın burada nasıl renklerde içeriğinde olduğunu da gösteriyor. Buradaki etekle ilgili indirebiliyoruz hemen.
Yine çok güzel bir gerçekçi üst var. Bunlar böyle gerçekçi tarzda içerikler tüketmeyi Sims'te çok seviyorum. Benim oyun zevkimi daha çok arttırıyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili bilmiyorum. Yine böyle baktığımızda burada da makyaj malzemeleri de var ama daha çok kıyafet üzerine üretimler yapıyor. Mesela bu kıyafeti beğendik diyelim. Yine tıklıyoruz. Hemen inmiş oluyor. Bakalım başka ne varmış. Çok güzel göz makyajları. Bu da ışıltılı ışıltılı bir üst varmış. Bu şekilde yine incelersiniz. Diğer bir siteye geçmek istiyorum. Diğer bir sitede ismini telaffuz edemeyeceğim. Link Sims. Galiba böyle okunuyor. Buraya geldiğimizde ise bu üreticimizin sayfasına ulaşabiliyoruz. Burada çok tatlı çocuklar için ürünler yer alıyor. Bakar mısınız ne kadar gerçekçi? Yani o kadar tatlı ki. Gerçekten çok güzel tarzda iletişim içerikler üretiyor. Şu kot pantolona bayıldım. Yine burada da download kısmına bastığımızda bizi Patreon sitesine yönlendiriyor. Aşağı indiğimizde buraya tıkladığımızda indirebiliyoruz yine. Bunu da indireyim ben. Bakalım başka daha neler varmış. Ay bu da çok tatlı. Bu da bebekler için. Hemen download kısmına tıklıyorum yine. Buraya da tıkladığımda iniyor. Yine çok güzel. Evet arkadaşlar, size göstermek istediklerim bugünlük bu kadardı. Ne dersiniz? Beğendiniz mi videoyu? Daha çok bu tarz içerikler paylaşmamı ister misiniz? Eğer isterseniz lütfen yorumlarınızı bekliyorum, yazın. Biraz dilim sürçmüş olabilir. Heyecanlıydım biraz video çekerken. Görüşmek üzere diyorum. Sizi çok öpüyorum. Görüşürüz.